Bir taraftan dünyada ekonominin tarihsel ortalamalarının altında olduğu, pandemi sonrası toparlanma sürecinin devam ettiği bir dönemdeyiz. Diğer yandan maalesef kuzeyimizde, güneyimizde savaşların, jeopolitik gerginliklerin yükseldiği bir dönemdeyiz. Şartlar ne olursa olsun biz hedeflerine kilitlenmiş bir yönetim olarak, ülke olarak yolumuza devam ediyoruz. Ekonomik alanda belirsizliği azaltmak ve tarihimizin en büyük afetini, deprem afetinin etkilerini bertaraf etmeye odaklanarak doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Yaşanan büyük deprem felaketinin etkilerine ve küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi istikrarlı ve güçlü yapısını korumaktadır. Türkiye yüzyılı vizyonumuz sadece bir hedef değil, milletimizin her ferdinin geleceğine dair güçlü bir adanmışlığı temsil ediyor. Son 22 yılda objektif bakanların takdirini kazanan ülkemizin eksikliklerini gidermek adına tarihi adımlar attık. Sadece güncel ihtiyaçları gidermekle kalmadık. Geçmişten kaynaklanan eksiklikleri de giderdik. İki şeyi aynı anda yaptık. Hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık, hem de geçmişten gelen eksiklikleri giderme gayreti içinde olduk ve büyük oranda da başardığımıza inanıyorum. Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak, dertlerine derman bulmak temel kaygımız oldu. Bu kapsamda içinden geçtiğimiz dönemde temel sorunun hayat pahalılığı olduğunun farkındayız. Vatandaşımızın bu sorununu görüyoruz ve buna odaklanmış durumdayız. Biz hep şunu ifade ettik. Vatandaşımızın sorunu neyse bizim sorunumuz da odur. Siyasetin gündemiyle milletin gündemi farklılaşmamalıdır. Dolayısıyla bugün en temel mesele olarak bunu görüyoruz ve bu sorunu çözmek için büyük bir gayret içindeyiz. Ekonomi programımıza sadık kalarak attığımız adımların olumlu sonuçlarını almaya başladığımızı ifade etmek isterim. Enflasyon Haziran ayından itibaren düşüş eğilimine girdi ve bu eğilim Ağustos ayında da devam etti. Yıllık enflasyonda son 3 ayda 23,5 puanlık bir düşüş gerçekleşti. %75,5'lara kadar yükselmişti hatırlarsanız. En son hazır açıklanan rakamımız %52 olarak gerçekleşti. İnşallah bu eğilim devam edecek. Eylül ayı enflasyonu açıklandığında göreceğiz ki 40'lı rakamlara inmiş olacak. Şu anki tahminimiz öyle. Eylül ayında 50'nin altını göreceğiz. Yıl sonunda ise orta vadeli programdaki tahminimiz %41,5. Geçen yılı %65'ler civarında tamamlamıştık. Bu seneyi inşallah 40'lı bir rakamla kapatmış olacağız. Gelecek sene hedefimiz, gelecek yıl sonunda 17,5'a enflasyonu düşürmek. Bunun için programımızı yaptık. Gelecek sene bu zamanlar, gelecek senenin ortalarında 20'li rakamlardan bahsedeceğiz inşallah. Yıl sonunda ise 20'nin altında bir enflasyonla ülkemizi tekrar buluşturacağız. 2026 yılında ise geçmişte başardığımız gibi yeniden tek haneli rakamlara ülkemizi kavuşturacağız. Planımızı, projelerimizi, yol haritalarımızı buna göre oluşturmuş durumdayız ve kararlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle, sahiplenmesiyle, tecrübeli kadrolarımızla, ekip ruhu içinde güçlü bir koordinasyonla bu programı hayata geçiriyoruz. Toplumumuz da bunun sonuçlarını her geçen gün görmeye başlayacak. İşsizlik oranlarında da bir iyileşme sağlandı geçen yıldan bu yana. Hedeflerimizin bile ötesinde bir iyileşme olduğunu ifade edebilirim.
depremin ağır etkilerine rağmen kamu maliyesinde hızlı bir toparlanma sağladık. Bunu da ifade etmek isterim. Hafızayı beşer nisyan ile mağluldur diye güzel bir söz var. Yani insan hafızası unutkanlıkla mağluldur. Depremi bazen unutuyoruz. Depremi yaşadık. Acil müdahaleler yapıldı. Tamam. Ama asıl büyük yük depremin bu ağır yaralarını sarmak. Son iki yılda bu konuda ayırdığımız kaynak 2 trilyon Türk lirası civarında. Sadece merkezi idare bütçemizden depremin yaralarını sarmak için ayırdığımız kaynak. Geçen yılki rakamı bugüne güncellerseniz 2,5 trilyon Türk lirası civarında. Bu çok ağır bir yük. En gelişmiş dediğimiz ülkeler için bile çok ağır bir yük. Ama çok şükür Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve istikrarlı bir yönetimimiz var. Bu ağır yükü omuzlamış durumdayız. Konutları yüz binlerce konutu yeniden inşa ediyoruz. 200 binli inşallah bu yıl sonu. Toplam 450 binli de gelecek yılın sonunda veya 2026'nın en geç ortalarında tamamlamış olacağız. Bundan ibaret değil. Bir taraftan da altyapılar tahrip oldu. Yollar, tüneller, köprüler, bütün bunları, şehir altyapıları, bunları tamir ediyoruz. Bir diğer yandan da bu bölgelerdeki ekonomik, sosyal hayatı canlandırıyoruz. Organize sanayi bölgelerinden tutun, KOBİ desteklerine varıncaya kadar. Dolayısıyla çok boyutlu bir şekilde 11 vilayetimizi yeniden inşa ediyoruz. Bu yükü taşıdığımız bir döneme rağmen kamu maliyesinde hızlı bir toparlanma içinde olduğumuzu söyleyebilirim.